Kuzey merhaba. Fırındaki görüşmemizden bu yana olanları düşününce zamanı geri alıp seninle daha iyi ayrılmayı isterdim. Belki de öfkemizi artık bir kenara bırakma zamanı gelmiştir, ha ne dersin? Avukatınla konuştum. Gerekli görüşse şahit olabileceğimi söyledim. Önemli olan Barış'ın ifadesiymiş. O da Cemre'den vazgeçmediği sürece ifadesini değiştirmeyecek gibi görünüyor. Biliyorum, bu zaten senin umrunda değil. Onun ifadesiyle serbest kalmaktansa hapiste kalmayı tercih edersin. Çünkü sen böyle birisin. Sevdiklerin için kendini, aşkını, hayatını feda etmekten çekinmezsin. Keşke ben de onlardan biri olabilseydim. Asla vazgeçmediğin doğruların arasında yer almayı, hiçbir zaman bir araya gelemeyeceğini bilsen de sevmeye devam ettiğin kadın olmayı çok isterdim. Kendine iyi bak Kuzey. En kısa zamanda görüşmek üzere. Takip eden birisi var mı diye bakıyorum. Barış haklı. Sen bu durumu takıntı haline getirdin. Rahatla biraz. Hiçbir şey göründüğü gibi değil Zeynep. Hala beni öldürmek istiyor. Kim? Barış. Beni ortadan kaldırmadan da rahat durmayacak. Neler diyorsun Burak? Olacak şey mi bu? Zeynep, Barış bildiğin gibi bir adam değil. Çok tehlikeli. Ferhat'ı öldürdü. Benim arabama silahı o koydu. Arabamla o oynadı. Ve bunları ortaya çıkarmayayım diye beni öldürmek istiyor. Peki bunları polise anlattın mı? Hayır. Çünkü önce bir delil bulmam lazım. Tabii o zamana kadar Barış beni öldürmez. Hayır, böyle bir şey olmayacak. Zeynep, az önce ölüyordum. Saçmalama Burak. Asansör bineceğini nereden bilecekti? Bilmiyorum ama bir şekilde ayarladı. Kendine işkence etmeyi bırak. At şu kafandaki düşünceleri. Keşke senin dediğin gibi sadece bunlar benim paranoyalarım olsun. Tamam, zor bir dönem geçiriyorsun biliyorum ama sakin ol, hepsi bitecek. Ben yanındayım. Kimse de seni öldürmeyecek. Elinde silah mı taşıyorsun? Her şey hazırlıklı olmam lazım. Kendini korumanın yolu bu mu yani? Kendimi güvende hissedene kadar bunu taşımak zorundayım.